Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Demir. Hoş bulduk Oğuz Bey. Önce bir genel olarak başlayalım. Kısa ve orta vadede, daha önce de sizinle söyleşilerimiz olmuştu ama yine de vurgulamakta yarar var. En önemli projeler. Şimdi sizler de bahsettiniz, her hafta aslında belli bir faaliyetle veya her ay belli bir faaliyetle gündeme geliyoruz. Aslında ülkemizin de ihtiyacı var bildiğiniz gibi. Ama projeler inanın saymakla bitmez. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı, eskiden beri gelen işte tank, eğitim uçağı, helikopter evet. projelerimiz her zaman bahsediliyor. Milli gemimizin demin bahsettiğiniz ikinci perdesi diyelim ona. İlk dört gemiden sonra artık fırkateyn boyutuna çıkacak bir milli gemimizin evet. inşa işlemleri başladı. Milli uçak projemiz çok önemli. Şu anda devam ediyor. Bir savaş uçağı, jet var, bir de Hürkuş var. Savaş uçağından bahsediyoruz. Boyutlu, her birinde alt kademeleri, kategorileri var. Hepsinin kademeleri var. Hürkuş'un silahlısı geliyor. Aynı zamanda İHA'larımızla ilgili önemli gelişmeler devam edecek. Onların sadece artık belli sayıda operasyonda kullanılması değil, çok geniş anlamda bir komuta kontrol merkezinde kullanılması projeleri var. Kara araçlarla ilgili, kara araçların daha güçlü hale getirilmesi, koruma sistemleriyle ilgili bir dizi projemiz var. Tabii bunların altında da görünmeyen kısmı diyelim, bir dizi teknoloji geliştirme projemiz var. Yani bütün bu ürünler teknoloji tabanına dayandıkları için o teknoloji derinliğinde sürekli bir faaliyetin olması evet. söz konusu. Ayrıntılara girelim. Belki bazılarında devlet sırları da mutlaka vardır. Az buz değil. Böyle işlerde gizli servisler peşinde olurlar. Ama kamuoyunun karşısına bir resim çıkmasında gerçekten yarar var. Şöyle biraz güncelden gidelim dedik. Türk ordusu, Fırat Kalkanı operasyonunda çarpışıyor. Öncesinde Hendek operasyonlarında bir tecrübe de edinildi. Ayrı bir tedarik söz konusu mu oradaki birliklerimiz için Sayın Demir? Şimdi asimetrik savaştan bahsediyoruz. Savaşın koşullarının değişmesinden bahsediyoruz. Düşünün kırsalda teröristle mücadele eden kuvvetlerimiz bir anda şehir savaşlarıyla karşılaştılar. Şu anda Suriye operasyonunda belki onun çeşitlemesi yani her evet. iki çeşidinde bir arada olduğu operasyonla karşı karşıyayız. Ve bunların getirdiği çeşitli kavramlarla beraber ihtiyaçların daha net analizi olabiliyor. Ve sürekli olarak her operasyonun bir kendine göre parametresi tanımlanıp ona göre tedbirler almak zorunda. Bu anlamda da normal klasik harp hazırlıklarının yanında bu asimetrik savaşın getirdiği şartlara da uyum sağlamak lazım. Bunun bir kısmı işte el yapım patlayıcılar mücadeleden tutun, bombalı araç tespitlerine kadar giden şehir içi savaşlarında görüntü alma, duvar arkasını görüntüleme, çeşitli görüntü kestirme sistemlerinin kullanılmasına kadar bir dizi ürünün, unsurun beraberce eşlenip kullanılması ve birbirine destek vermesi söz konusu. Bunun bir de yerli boyutu var yani. Bunun yerli boyutu önemli çünkü operasyonlarda da görüyoruz ki Türkiye bölgesinde aktifleştiği müddetçe bir üzerine oyun kurulan değil de oyun kurucu fonksiyonu üstlenmeye başladığı ölçüde de Türkiye'nin sağdan soldan kuşatılma çabaları görülüyor Anlıyorum. Olacak. Bir tedarik gerçekten ona göre bir tedarik işlemlerinde bir farklılık var. Tanklarımız devre dışı kaldı. Reaktif zırh diye bir kavram var bildiğim evet. kadarıyla. Bu konuyu gündeminize aldınız mı Sayın Demir? Şimdi zırhın birkaç kademesi var. İşte normal zırh, reaktif zırh, bir de aktif koruma sistemi. Bunlar zaten bu reaktif zırhlarımız belli tanklarımızda var. Bunu bütün tanklarımıza yaygınlaştırmakla ilgili hızlıca projeler şu anda hayata konuyor ve modernize işlemleri devam ediyor. Sadece zırh değil, tankın etrafını görebileceği, hissedebileceği, tehdidi kestirebileceği sistemler de donatılıyor. Bir de aktif koruma dediğimiz yani tankın gelen tehdidi görüp tehdide karşı bir silahla onu önlemesiyle ilgili bir projemiz zaten biz geçen sene başlatmıştık. Tabii biraz süre alacağı için bu şu anda hemen alana verilemiyor ama bunu hızlandırmakla ilgili de faaliyetlerimiz var. Tank konusu ve tankın hem hücum hem koruma kabiliyetinin artırılması konusu gündemimizde hızla şu anda devam eden bir proje. Altay tankı da var, oraya da geleceğiz evet. gerçekten. Biraz öncelikleri ele alıyoruz. Hava savunma. Yani füzeyle hava savunma sistemimiz ihale kapatıldı. Ama firmaların şansı var bildiğimiz kadarıyla. Burada durum nedir? Önemli bir konu çünkü. Oradaki konumuz şöyleydi hatırlarsanız. Biz dedik evet bu ihaleyi
biz iptal ettik. Ancak yerli geliştirme projemiz devam edecek. Yani biz yerli şirketlerimizin hava savunma sisteminin geliştirmesi sürecini devam ettireceğiz. Burada zaten devam eden Hisar A ve Hisar O adlı yani alçak ve orta irtifa savunma sistemlerinin projesi zaten devam ediyor. Testler yapılıyor şu anda. Bizim ihalede söz konusu olan sistem ise uzun menzilli hava füze savunma sistemiydi. Evet, bunun bir de orta menzillisi var. Orta menziller zaten yapılıyor. Evet. Ama orada kullanılan teknolojiler zaten uzun menzilli de kullanılacak. Biz o kavramda diğer firmaların önü kapanmadı derken şunu kastediyoruz. Bu süreçte bizim yerli firmalarımızın geliştirme sürecinde burada bize destek vermek, beraber çalışmak ve teknoloji transferiyle ilgili ciddi çabalar göstermek isteyen firmalarla biz çalışmaya hazırız dedik. Ve bu hazır olma seviyesinde çeşitli görüşmelerle devam ettiriyoruz. Yani bizimle ciddi şekilde samimi, sınırsız veya kapsamlı bir teknoloji transferi kapsamında ve paylaşımında bulunmak isteyen firmalarla görüşmelerimiz devam eder. Uygun ortamlarda da çalışabiliriz. Bu da enteresan bir karar aslında. Gerçekten yerli firmalardan da teklif almaya hazırlanıyorsunuz gibi sonuç. Yerli firmalarımız şu anda zaten bilfiil çalışıyorlar. Teklif almak derken şu anda alçak ve orta irtifa sistemleri geliştiren firmalarımız uzun menzilde çalışıyorlar. Hı hı. Enteresan. Bir de SS'ler var. Yani deminkiler askeri tabirde SAM'dı, SAM'lar. Evet. Yani yerden, evet, karadan havaya ve SS'ler karadan karaya. Evet. Böyle bir proje de var yanılmıyorsam, füze sistemi. Tabii bu çeşitli kademlerde devam eden projeler. Burada çeşitli kabiliyetler gündeme geliyor. Ama bunun kendi içimize geliştirme süreçleri var. Burada bence ürünler sahada konuşsun diyelim, bu konuyu kapatalım. Tamam, anlıyorum. Evet. Yerli cruise diye tabir edeyim, evet, ben onu. Daha başka adları da var ama yani uçaktan veya herhangi bir araçtan atılıp gidip, evet, adresi bulan sistemler. Burada belirli bir aşamaya gelindi. Bildiğim kadarıyla nasıl diyeyim, decoy diyorlar. Yani hedef füze onun ama ardı elbette daha da ötesi. O konuda neredeyiz yerli cruise? Burada hedef uçaklarımız var. Yani bir uçak insansız motorla bunu salıyorsunuz ve hedef olarak kullanarak da onu sistemlerinizi test etmekte kullanıyorsunuz. Bunun üstüne bir de yine kamuoyunun yakından bildiği sanırım SOM füzemiz var. Hı hı. Bunun da uçaktan atılarak kara hedeflerine gönderilen bir füze. Bu da seyir füzesi. Ama seyir füzelerin çeşitli boyut ve menzilde çeşitlendirmeleri mümkün. Hı hı. Bu yönde çalışmalarımız var. Burada kritik parametrelerden bir tanesi füzenin motoru. Evet. Motor konusu özel olarak gündemimizde. Her türlü motor, yani küçük drone motorlarından başlayaraktan seyir füzesi, helikopter seyir füzesi motoru, helikopter motoru, jet motoru gibi bir dizi zincir şu anda bizim en sıcak gündemlerimizden birisi. Çünkü biliyoruz ki bu da kritik teknoloji sınıfına giren bir, evet, unsur ve burada da tabiri caizse kendi göbeğinizi karşılayabilirseniz son derece ciddi bir avantajdır. Tabii uzun bir yolculuk. Hemen yarın olacak bir iş değil ama biz bunu olan hızıyla kademe kademe giderekten yapacağız. Bu konudaki projelerimiz başlatılmış durumda. İnşallah çok hızlı yol aldığımızı göreceksiniz. Havacılıkta motor çok çok önemli bir konu. Bir de o zaman yeri gelmişken Altay tankının motoru konusundaki durumu. Çünkü seri, evet, üretime geçilmedi. Ne zaman geçilecek? Motor mu orada konu? Çünkü Avusturya malum bir karar, evet, aldı ve o iş aksadı. Şimdi motor konusunda çalışmalar devam ediyor. Seri üretimle motor çok bağımlı değiller. Seri üretim meselesinde teklifleri aldık, değerlendiriyoruz. Malum tankımızın testleri devam ediyor. Testler derken tabii testler birkaç kademe. Bir firmanın kendi yaptığı testler var. Kalifikasyon testleri var. Ondan sonra bir kabul testleri var. Şu anda kabul testleri sürecindeyiz. Bunların tamamlanması neticesinde nihai karar verilecek ama tabii hızlı yol almak adına seri üretimle ilgili tekliflerde de beklemedik. Orada da teklif alma ve değerlendirme süreçlerimiz devam ediyor. Yani akla geliyor, başka konular da var. Zamanı iyi değerlendirelim diye düşünüyorum elbette ama
çok muazzam bir insan kaynağı karşımızda anladığımız kadarıyla. Hem özel firmalar çalışıyorlar, hem devletin firmaları ve sizin müsteşarlığınız. Gerçekten yetişmiş eleman konusunun böyle son derece kendi önemini hissettirdiği bir alan bu. Ne kadar geniş bir kitleden acaba yararlanıyor Türkiye? Bu en önemli konulardan birisi. Çünkü biz savunma sanayinden bahsederken şunu unutmamamız gerekiyor. Sanayimizin diğer dalları, yani sivil sektörde ulaştırma, enerji, sağlık vesaire, aklınıza gelecek her sektörde olan çabalardan bir ekosistem oluşuyor. Bu ekosistemle beraber entegre olmanız gerekiyor ve buradaki bütün insan kaynağını, üretim kaynağını ve teknolojiyi entegre etmeniz gerekiyor. Gerek savunma sanayinden oralardan savunma sanayine bir geçişin olması gerekiyor. Çünkü teknolojinin temel faktörleri birbirine çok benziyor. Ve geniş bir insan kaynağına hitap etmekle beraber şu anda savunma sanayine spesifik biz 35 bin üzerinde bir insan kaynağından bahsediyoruz. Ancak bu sayıyı çok daha artırmamız gerekiyor. Artı niteliğini de çok artırmamız gerekiyor. Bu açıdan hem şirketlerin hizmet içi eğitimlerinin biraz daha önem taşıması üzerine faaliyetler var. Aynı zamanda müsteşarlığımız da kendi içinde eğitim programları başlatmak, burs programları başlatmakla ilgili kararlar aldı. Bu sadece master ve doktor olarak anlaşılmasın. Her türlü seviyede teknik yetkinlik getiren eğitimleri desteklemek, fonlamak ve bu konuda teşvikçi olmak gerekiyor. Ayrıca firmalarımıza verdiğimiz projelerde de insan kaynağı yetiştirme kaleminin ayrı bir unsur olarak yer almasına dikkat ediyoruz. Yani aslında hem nitelikli hem de yani hacmen önemli bir kitleyi ayrıca yetiştirme konusunda da girişimde veya onların eğitimlerini destekleme konusu da gündeme geliyor. Bu önemli bir haber söylediğiniz. Evet, bu bir şart. Ayrıca malum Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki faaliyetlerde de burada önemli beklentilerimiz var. Harp okullarının bu bünyede eğitim vermesi söz konusu ama aynı zamanda savunma sanayi, insan kaynağı yetiştirme konusunda da Milli Savunma Üniversitemizin de önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz. Evet, hem siz teklif götüreceksiniz belki hem de gençlere veya doktora, master yapan öğrencilere önemli bir çağrı olabilir, bilmiyorum. Öyle hissettim. İnan, insan kaynağı yetiştirme konusu en önemli konulardan birisi. Gelecekte önümüzü açacak bir konu. Çünkü insan kaynağı en önemli zenginliğimiz. Onun kalitesi de bu zenginliği artıracak bir unsur. Evet. Ve Hürkuş, şöyle birden hatırladım, baktım hala da öyleymiş. Hani pervaneli falan, jetler varken ne pervane? Birleşik Devletler orada envanterinde bile işte 2. Dünya Savaşı'nın sonunda yapılmış, sonra Vietnam'da çok etkili kullanılmış Skyrider diye bir uçak vardır. Hala envanterde ve Hürkuş önemli bir evrilmeye doğru da gidiyor. Neden? Silahlandırılması söz konusu. Sadece eğitim uçağı değil. Performansı çok yüksek. Çünkü orada neredeyiz Sayın Müsteşar? Tabii şimdi savaşın çeşitlerinden bahsettik demin. Yani bir jet savaş uçağı var ama onun kullanılacağı ortamlarla işte pervaneli bir uçağın hem eğitim, bazen işte bir klas yükselterekten bir sınıf üste gidip yakın destek uçağları kullanılması gibi boyutlar var. Bunu asla küçümsememek lazım. Özellikle kırsalda mücadelede, şu anda içinde bulunduğumuz ortamdaki mücadelelerde çok etkin rol oynayabilir. Her ortamda siz F-16'larınızı kaldırıp da mücadeleye gönderemezsiniz veya onu tercih etmemiz mümkün. Bu durumda Hürkuş'un silahlı versiyonu şu anda hattı kuruldu. TUSAŞ'ta arkadaşlarımız imalatına başlıyorlar. İnşallah onu da kısa zamanda diğer kardeşiyle yani eğitim uçakları beraber hizmete vermiş olacağız. Üretimi nasıl gidiyor Sayın Müsteşar Hürkuş'un? Hürkuş'un 2018'den itibaren seri üretim sonuçlarını almış olacağız. Yani teslimler başlamış olacak. Hava kuvvetlerimizin malum 15 tane siparişi var artı 40 tane de opsiyon siparişi var. Bu 15 siparişin inşallah 2018'de teslim başlayacak. Evet, gerçekten yani pervaneli savaş uçağı dememek lazım. Amerikalıların A-10'ları vardır. O da pervaneli gibi uçar. Jet motorludur ama çok yavaştır fakat çok etkili bir uçaktır. F-35 projesi İsrail teslim aldı ama yani orduda kullanmıyorlar daha henüz bildiğim kadarıyla. Avrupa'da teslimatlar veya teslimat oldu. Bize teslimat ne zaman şimdi ve o projenin gelişimi? Proje iki aşamalı düşünülmeli. Bir ortak ülkeler var. Bizim de dahil olduğumuz. Bir de bunu işte FMS dediğimiz kanalla yani Amerika'dan doğrudan alım kanalıyla almak isteyen ülkeler var. İsrail bunlardan birisi. Ortak ülkelerden değil. Doğrudan alımı tercih ettiler ama biz
programa ortak olarak hem programdan bir iş payımız var. Malumunuz F-35'in gövde, orta gövde kısmı ve havalıkları gibi bölümler Türkiye'de üretiliyor. Bunlardan aldığımız bir iş payı ve teknoloji kazanımı var. Tabii bu takvim aslında önceden belirli. Uçağı önce alma gayreti ile optimum zamanda alma gayreti arasında fark var. Şöyle ki uçak kademe kademe gelişen bir uçak. Evet. İnşallah bizim Milli Marif uçağımız da öyle olacak. Hangi kademede aldığınız uçak, aldığınız uçağın teknolojik seviye, olgunluk seviyesiyle ilgili. Bu sene aldığınız uçak, 3 sene sonra alacağınız uçaktan daha geri teknolojiye sahip olacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz o konuda bir plan yaptık. 30 kadar siparişimiz şu anda planlanmış durumda. Onların teslim tarihleri belli ama her bir uçağın da teknoloji seviyesinin biraz farklı olduğunu görüyoruz. Hem fiyatta hem teknolojide ufak tefek farklılıklar var. Biz ona göre bir optimum plan takip ettik. İnşallah 2019'da ilk uçağımızı görmüş olacağız. Milli Muharip uçaktan bahsettiniz. Orada vaziyet nedir? Bir şekli şemali, yani meraklılar da vardır bu konuda, biliyoruz. Belli mi? Ne, 2023'e galiba hedef yetiştirilmesi. Evet. Şekil şemal konusunda bir kavramsal tasarım süreci yaşandı 2011-2013 arasında. 3 tane tasarım çıktı kavramsal olarak. Şu anda onların tekrar bir gözden geçirilmesi yapılıyor. TUSAŞ'la sözleşmemiz imzalandı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. TUSAŞ bu süreçte bir yabancı teknik destek sağlayıcı firma ile çalışma yöntemini uygulamak istedi. Bu da bizim de bir şartımızdı. Malum böylesi teknolojik bir olayda teknoloji transferiyle daha hızlı gidebileceğimiz düşünüldü. Bu konuda da bir ihale yapıldı ve 3 firma ilgilendiler bu ihaleyle. Şu anda bu ilgilenen 3 firma arasında BAE Systems, yani İngiliz firması ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Eğer görüşmelerimizde mutabakat sağlanırsa, ki iyi bir yere doğru gittiğini biliyoruz, beraber bir çalışma yürütülecek. Motorda da Rolls-Royce mu? Motorda da şöyle, yine kendimiz çalışmaları başlatma üzerine belli bir yol haritamız var. Orada da firma adı şu veya bu firma şu anda bir... Biz haberci Rolls-Royce'u duyduk, evet. Ha, görüşmeler, babında görüşmeler yapılıyor ama şu anda atılmış bir imza, tabii, varılmış tabii. Bir anlaşma yok. Ama bu tür kalemlerde aslında biz denklemin bütün parametrelerini görüp ona göre bir karar vermek istiyoruz. Kim, hangi ölçüde destek verebilir, Türkiye'de ne verebilir, ne tür katkıda bulunabilir... Hangi limitler var? Bunlar çok önemli, çünkü teknoloji konuları geldiğinizde başta çok pembe bir resim çizilse bile, evet, resmin detayını görmez iseniz o pembe resim daha sonra kararabilir. Muharip uçağın nitelikleri, daha sonra amacı ne olacak? Çok enteresandır mesela F-16, işte hava çarpışmaları için geliştirilen bir uçaktı. Ama öylesine olağanüstü yetenekler ortaya çıktı ki hava çarpışmalarında ya da kara harekatlarının desteğinde çok etkili kullanılıyor. Bizzat hepimiz Türkiye olarak bunun tanığıyız. Ana parametre şu. 2030'lara geldiğimizde Türk Hava Kuvvetleri'ndeki F-16'ların birçoğu envanterden çıkmaya başlayacak. Onların yerine geçecek bir uçak lazım. Hmm. Evet, F-35 çok alıyoruz anlaştık. Ama F-35'in rolü daha çok havadan yere bir operasyonu desteklerken, hava operasyonlarda F-16'nın yerine geçecek aktif bir avcı uçağı tipi uçak hedefleniyor. Böylece iki değişik sınıfta uçağımız olmuş olacak hedef. F-16'ları envanterden çıktığı zaman da elimizin boş kalmaması. Bir başka dikkat çekici gelişme alanı da kara kuvvetlerine, yani tank dışında piyadeye yönelik yerli silahlar. İşte milli piyade tüfeği teslim edilmeye başlandı. Geri dönüşler nasıl silahlı kuvvetlerden varsa eğer? Geri dönüşler... Olumlu, zaten biz silahın 20-30 kadar üretilmiş olup TSK'ya verilmesini sağlamıştık. Oradan gelen testler sonucunda yorumları alıp ona göre belli iyileştirmeler yapılmıştı. Şu anda artık seri üretime geçildi. Artık bu silah testten de geçti, kullanılabilir aşamasındayız ama yine de geri bildirimleri bekleyeceğiz. Yani makine kimyayı ziyaretimizde Sayın Bakanımız atış yaptılar. Kendileri de gayet evet, iyi vuruşlar yaptılar. Yani demek ki silah gayet evet, iyi.
Bu konuda çok olumlu geri bildirimler bekliyoruz. Ama tabii silah kendiniz olunca şu özelliği var. Sürekli olarak en ufak bir hususta bile iyileştirme imkanınız var. Çünkü dizayna sahipsiniz. Doğru. Bu konuda da bizim beklentilerimiz gayet olumlu. Tabii kara kuvvetleri deyince çok sayıda zırhlı aracımızı unutmamak lazım. Evet. Hem zırhlı araçların kendileri hem de üzerlerine konulan kuleler. Yani atış yapabilmek kabiliyetine sahip 7.62, 50 milimetresi bile var mı? Gibi silahları koyacaksınız. Tabii bu kulelerin komutası, ayarlanması, kontrolü, içeriden otomatik kumandaları bunlar çok önemli unsurlar. Dürbünleri, görüş sistemleri bunların artık Türkiye'de yapılıyor olması, ürünlerimizin kabiliyetlerle donanmış olarak sahada olmaları çok önemli. Bunu önemsiyoruz çünkü şu anda yürütülen mücadelede zırhlı araçlarımız çok önemli rol oynuyorlar. Çeşitli kademede yani 4x4'lerden 6x6'ya bunlar işte mayına karşı korumalardan hafiflere, ağırlara kadar bir dizi zincir var. Bu konuda da üreticilerimiz dünya ölçeğinde, kalitesinde ürünler üretiyorlar ve dış pazarlarda da en büyük şanslarımızdan bir tanesi kara araçlarımız. Milli piyade tüfeği veya keskin nişancı tüfeği yerli olanı, onun ötesinde o kategoride yeni projeniz var mı? Kalibreler artırılarak gidilecek. Yani 12.7, 20 mm gibi silahların da yerli üretimi söz konusu. Tabii yerli üretimden kastımız tasarımıyla, namlusuyla, malzemesiyle her şeyi yerli üretimlerden bahsediyoruz. Bunlar da şu anda gündemimizde geliştirme projelerimiz devam ediyor. Mesela Atak helikopterimizin burun topuğundan tutun, işte gemilerimize konuşlu çeşitli silah sistemlerine kadar bir dizi alanda çeşitli kalibrede namlulu silahlara ve otomatik kontrol olan, kuleleri olan silahlara ihtiyacımız var. Bunların yerli olarak, tamamen yerli olarak üretilmesi bizim için önemli. Ve tabii ki böylesine bir potansiyel ihracat konusunu da gündeme getiriyor. Orada neredeyiz Sayın Müsteşar? Şimdi ihracat olarak aslında Türkiye'nin önündeki en önemli potansiyel konulardan birisi savunma sanayi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptıkları ziyaretlerde özellikle bunu bütün ülkelerde vurguluyorlar. Yani şu anda büyük ihtimalle Afrika'da da yine savunma sanayi konusunda vurgu yapacaklardır. Çünkü çok büyük potansiyel var. Ama bu potansiyelde de biz daha yeni yeni oyuncu oluyoruz dünyada. Ve o ülkelerde yıllardır satış yapan bir dizi çok köklü firmalar var. Ve bu ülkelerde bu ülkelerden veya firmalardan ürün almaya alışmışlar. Evet. Oradaki pazarı ele geçirmeniz önce ürününüzün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor olması iyi bir referans. Bunu gösteriyorsunuz. Daha sonra o ülkelerde yapılanıp pazarlama faaliyetlerinizi sürdürmeniz lazım. Bu çok önemli bir unsur. Adam olarak orada olacaksınız. Ayrıca bazı mekanizmaları kullanmanız lazım. Mesela bir kredi mekanizmasını devreye koymanız lazım. Bazı ülkeler var, evet alım yapmak istiyor ama size rakip olan ülke bir kredi mekanizması işlettiği zaman siz orada bir adım geride kalıyorsunuz. Ama bu konuda da yeni yeni refleksler geliştiriyoruz. Mesela son bir projemizde bir devlet kredisi mekanizması çalıştırdık ve krediyi de masaya koyaraktan o projeyi şu anda o ülkeye sunuyoruz. Bunlar hep cazip unsurlar oluyor ama takip etmeden bir şey olmuyor. Özellikle savunma sanayi konusunda bir ticari alan olarak bakılmamalı. Devletlerin sonuna kadar işin içinde olduğu, hatta bazı projeleri çok net görüyoruz, olan her türlü politik baskıyı karşı hükümet üzerine uyguladıkları işler. Evet. Onun için devlet, sanayi el ele gitmek zorunda. Bu konuda da biz savunma sanayimizle ilgili her türlü faaliyetin bilfiil içinde oluyoruz. İhracatı geliştirme projelerimiz var. Fuarlara destek oluyoruz. Onların bir anlamda gönüllü pazarlamacısı olarak davranıyoruz. Gerek Sayın Bakanımız, gerek biz her türlü ortamda bunu gündeme getiriyoruz. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür Daha ediyorum. Çok konu vardı ama süre bu kadardı. Sağ olun. Yeri geldikçe gerçekten savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği yeri vurgulamakta yarar var. Çok çok sağ olun Sayın Müsteşar. İsmail Demir konuğumuzdu efendim, savunma sanayi müsteşarı. Ara veriyoruz.